Merhaba değerli arı severler. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Evet, bugün arı sağımı ile ilgili bir çalışmamız olacak. Evet hocam, söz sizde, ne söylersiniz? Evet, bugün arı sağımına başlayacağız. Biraz geciktik gerçi. Çok da fazla değil. 3-5 gün gecikmemiz oldu. O da Temmuz ayındaki havanın yağışlı gitmesi Nisan ayından daha fazla oldu. Bu yüzden kapalı ve yağışlı olması nedeniyle bal sağımını gerçekleştiremedik. Arılar da bu arada yaptığı balların çoğunu da tüketmiş olduğunu sanıyoruz. Bugün siftahlayıp başlayacağız. Evet, şu anda kovanın üzerini açıyoruz ve sağıma başlayacağız. Evet. Alıyor muyuz hocam? Alıyoruz. Fakat şurada altında bağlantı yapmış. Dalak mı? Dalak bağlantısı yapmış ve kanama yaptı. Bal akmaya başladı. Evet, bunu koyuyoruz. Çok güzel. Buruk, biraz da acı. Bu yıl benim bu balım Anzer balına eşdeğer bir bal oldu. Bal tutan parmağını yalar ya. Ben de şimdi altta kalan ballardan yemeye başlayacağım. Olduğu gibi akıyor. Bir kap getirsek de şunu alsaydık. Sen halamlardan bir kap getir. Evet, devam ediyoruz. Körüğümüzü yaktık sonunda. Hava soğuk biraz. Bulutlu, her an yağabilir. Bugün sağım yapmayacağım. Sadece ballarını alıyorum bunları. Aa, bunda da yumurta var. Bu dursun bakalım. Bunun altını alayım ben de. Bunları ana rızgarası koymamıştım. O yüzden evet katta yumurta.
Sadece dikkatimi alayım. Şuraya bir duman atar mısın? Tamam. Buradan alışayım. Ekiplerini alalım. Bunlar mum olarak kullanılacak. Şimdi bir de alt kasaya bakacağım. Alttaki durum nedir? Aşağıya dalak diktiği halde şu mumu kapatmamış. Çünkü bugün belli olmuyor, bu araya saldırabilir. Çok vurma. Alıyorum zaten bunu. Evet. Bayağı güzel bir dalak. dalak. Güzel Evet. dalak balı. Nanas diğer ismiyle ne deniyor? Karakoğan. Aslında abi saldırmıyor da ben tedbir için maskeyi taktım. Arılar cebden götürecek. Evet, alt katta bu durum iyi. Öyle gözüküyor. Bakalım bal olmaz burada da artık. Duman. Bakalım anasını görebiliyor muyuz?
veremedik değil mi? Yok. Burada da yok. Mevcudu güzel. Ancak havanın 20 gün yağışlı gitmesi burada. Arının 20 gündür bal getirememesi mevcut balı yemesine neden oldu. Yapmamasını, yani bal yapamadı. Yumurta oradaydı. Burada yumurta yok. Şuna bakalım. Anaarı boyalıdır ama göremedik anaarıyı. Şimdi süpüreyim ben üstüne. Sokar hocam. Yok. Sokmaz. Maskeyi ihtiyat için taktım. Ne olur ne olmaz diye. Arı sokmaz. Bu arı iyi. Nispeti. Daha iyi falan. Bu çıtaları başkasına vereceğim. Şuna bakayım şimdi. Hiç gelişmedi. Bu sene bu şekilde kaldı bu. Sadece yumurta durumuna bakacağım. Sesim az çıkıyor diyorlar ama ses düzeni falan alamıyorum. Rahatsız olurum yani. Mikrofonla çalışamıyorum. Yoksa evde mikrofonu getirirdim. Evet. Buyurun. Şu balın kalitesine diyecek yok. Ama bunu arıya bırakmak zorundayım. Alamam zaten de. Bir çıta daha kontrolünü yapayım. Ondan sonra bakmayayım daha gerisine. Çünkü gerek yok. Evet. Yumurta durumları. Anayı görüyor musun? Ana değiştirmiş bu. Gördün mü? Göremediğini anladım sesinden. Sesin çıkmıyor. Bak ben sana göstereyim. Şimdi vakit kaybediyoruz. Şurada gördüm. Şurada. Evet.
Gördük, gördük. Evet, bu ana değiştirdiği için gelişmemiş. İyi, anasını da gördük. Tamam, bu şekilde kalsın. Bu araya sadece bir varroa mücadelesi yapacağız. Eylül'de de bir kere şunu versek yeter. Mevcudu güzel zaten.